Çok değerli mensupları, Türkiye'nin en büyük sanayi kurumlarından olan Altunkaya Şirketler Grubu'nun festebi hayrat fermanı ilahiye uygun bir şekilde hayırda yarışmak ve hayra öncülük etmek ilçemize kazandırmış olduğu önemli birinin daha. Öncelikle Altunkaya Şirketler Grubu'nu tebrik ediyorum. Allah hayırlarını kabul edesin. Hakikaten köylerine vefa örneği göstermişler. Gelmişler köylerine çok güzel bir mescit, bir cami inşa etmişler. Biraz önce il müftümüzün de söylediği gibi Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde kim ki yeryüzünde bir mescit veya cami inşa ederse Cenab-ı Allah da ona cennette bir köşk verir, inşa eder diyor. Hakikaten bunu düşündüğümüz zaman yani dünyanın bir fani olduğunu, burada hiçbir şey bırakmayacağımızı, her şeyi burada bırakıp bir şey kendimize götürmeyeceğimizi çok iyi bilmemiz lazım. Onun için ben Altunkaya kardeşlerime çok tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul edesin. Buranın en güzel özelliği çocuklarımız ve gençler aramızda görüyoruz. İnşallah bundan sonra da çocuklarımız ve gençlerimiz hep böyle camiye gelirler. İslam'ı ve dinimizi öğrenirler. Ahlak kurallarını öğrenirler. Onları tebrik ediyorum. Bizim imamlarımıza, faizlerimize, vatandaşlarımıza, muhtarımıza, bu köyde özellikle çok iş düşüyor. Bu çocuklara, bu gençleri camiye gelmeleri teşvik etmemiz lazım. Tekrar Allah hayırlı ve uğurlu eylesin. Lâna inneke entet tevvâbir rahîm. Ya Rabbel âlemîn ve ya erhamer rahîmîn. Minareleri adeta göğe yükselen bir tevhidin sembolü gibi kubbeleriyle, minberiyle, mihrabıyla, kürsüsüyle Müslümanları bir tarağın dişleri gibi bir araya getiren,
ilim, irfan, bilgi, hikmet yuvası olan bir camiyi daha aşabilmenin huzurunu, mutluluğunu, heyecanını yaşıyoruz. Bize bu bahtiyarlığı, bu mutluluğu, bu huzuru nasip ettiğin için ya Rabbi sana sonsuz hamdü senalar olsun. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Bu toprakların, bu ülkenin tapu senetleri olan camileri açabilmenin bir huzurunu, mutluluğunu daha bizlere nasip ettin. Bu camiyi yaptıran kardeşlerimize Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin müjdelediği, kim dünyada Allah için bir mescit yaptırırsa ahirette, cennette Allah ona köşkler nasip eder buyurduğun gibi, bu şerefli hisseden nasipdar eyle ya Rabbi, bu camiyi yaptıran, emeği geçen, katkısı olan hayırsever, cömert iş adamlarımıza bu dünyada cami yaptırdığı gibi kendilerine cennette köşkler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin simgesi olan saflarda kalplerimizi birleştirdiğin gibi kalıplarımızı, gönüllerimizi, bedenlerimizi de bir araya getir ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, İslam'ın misyonu, İslam'ın şeairi, sembolü olan camileri yurdumuzdan, vatanımızdan eksik etme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ezanın gölgesinde, bayrağımızın altında kıyamet gününe kadar özgür, hür olarak bu topraklarda yaşayabilmeye muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu camiyi açtığımız gibi caminin cemaatini de, camide ibadet eden insanların sayısını da çok eyle ya Rabbi. Burada okuyan çocuklarımızı bilgi, irfan, hikmetle doyurup Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tıpkı Medine'de Suffe ashabını yetiştirdiği gibi bu camide de hem yazın yaz kurslarında hem kışın kış kurslarında evlatlarımızı, çocuklarımıza İslam'ı, Kur'an'ı, Hazreti Peygamber'in hayatını, Peygamberimizin ahlakını öğretebilmeyi, yaşatabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Günahlarımızı affı mağfiret eyle ya Rabbi. Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma ya Rabbi. Bizi vatansız, bayraksız, ezansız, camisiz, imansız, vatansız bırakma ya Rabbi. Günahlarımızı affı mağfiret eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hayırların fethi için, şerlerin defi için, bu camimizin hayırlı, uğurlu, mübarek olması için, Allah rızası için El-Fatiha. Ya Allah, ya Bismillah. Allah razı olsun. Kardeşlerimize. Çekil efendim. Kardeş ما حجم هذا الشوارع ده ما كان للمسلمين vesile olacak bir ibadethaneyi,
bir mescidin, bir cami yapmanın huzurunu yaşıyoruz. Cenab-ı Allah bu camimizi, mescidimizi, bu toprakla, bu belediyeye, bu şehre, bu köye hayırlı, uğurlu ve muayet eylesin. Cuma'nın sıfatı gibi bir imam merkezi, sadece o kadarın olduğu insanların kardeşlerimiz, Allah'a azim gibi en güzel hafifetmiş ve tabii ki topluma yönelik ama aklımdan öyle bir araba kardeşimizi, iyiliğimizi, beraber olabileceğimizi nasıl bağlayacağız. Cenab-ı Allah hayırlısı, açılışını, hayırlı olduğunu ve mübarek eylesin. Daha nice mescitleri, camileri açabilmeye bize muvaffak eylesin. Ya Allah'a sıfatı mağfiret eylesin. Yaptan abi sebep kardeşlerim. Camide namaz kılanları da aynı ölçüde Peygamber Efendimiz Cenab-ı Allah'ın bu şekilde yaparlar. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifun. Selam. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Mardin ili Midyat ilçesi Sivrice köyünde bu köyün yetiştirdiği, büyüttüğü evlatlarından, hayırlı evlatlarından, cömert iş adamlarından, hayırsever iş adamlarının Altunkaya kardeşler kendi doğup büyüdüğü baba ocağı, ana yurdu, memleketlerine eski harabe olan camiyi yıkıp yeniden buradan mimarisiyle, efendim caminin değişik üniteleriyle, kursuyla bir külliye şeklinde köylerine çok güzel bir cami inşa ettiler. Biz de bugün burada Mardin ilimizin hem valimiz, ileri gelen daire amirleriyle burada ilk cuma namazını idrak ettik. Cuma namazını birlikte kıldık, hutbeyi okuduk. Allahu Zülcelal bu camiyi, bu köye, bu şehrimize, Midyat'ımıza hayırlı uğurlu mübarek etsin. Bol cemaatle, bol gençlerin, öğrencilerin, çocukların dinlerini öğrendiği, Kur'an'ı okuduğu, Peygamber Efendimiz'i tanıdığı ve gençlerin, çocukların, insanların dirilişine, yeniden doğuşuna vesile olması dileğiyle hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yaptıranlara da Cenab-ı Allah kıyamet günü en güzeliyle mükafatlandırsın. Dünya ve ahirette işlerini asan eylesin. Burada yaşayan bizlere de camiyi doldurup, ezana, davete icabet edip, camide, ibadette buluşabilmeyi bizlere, çocuklarımıza nasip eylesin. Köyümüze Allah çok şükür güzel bir cami yapı yapanlara Allah razı olsun. Tüm Müslümanlara sebep olan emeği giden kişilere. Çok güzel bir cami oldu, çok şahane bir cami oldu. 100 yıllık bir cami oldu. Köyü için çok iyi oldu. Para mara toplamaya gerek yok. Çok güzel bir cami. İhtiyaçsız her şey tamamdır şu anda. 700 kişiliktir camimiz. Hacı Abdü'ye çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Büyük hayırlara vesile olsun inşallah. Kur'an okusunlar. Çocuklar okusunlar. Namaz kılacağız inşallah.